Evet, birazdan Sinop'a uzanacağız ama önce Kastamonu'dayız değerli izleyenler. Can kaybı 6'ya ulaştı maalesef. Şimdi karşımızda CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı var. Hasan Bey merhaba. Tam da aslında Bozkurt'tasınız. Durumu hemen sizden öğrenelim. Nedir kentteki bu durum, son durum? Teşekkür ederim. Öncelikle tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Dün sel özellikle Kastamonu Bozkurt ilçesini tamamıyla teslim almış durumdaydı. Dünkü yağışlarla birlikte Bozkurt'ta, Ağızdavay'da, Abana'da, Cide'de, Küre'de ve Devrekent'in belli başlı bölgelerinde sel felaketi etkili oldu ama en ağır hasar Bozkurt ilçesindeydi. Bizim ilçeye ulaşmamız bile yaklaşık 5-6 saatlik bir mücadele sonucunda oldu. Çünkü yollarda irili ufaklı heyelanlar vardı ve sel felaketi dolayısıyla yollar da kapanmış durumdaydı. Güç bela bir kısmını kendimiz açtık, bir kısmını orada çalışan iş makinelerinin sayesinde açarak 5-6 saatte Bozkurt'a ancak ulaştık. Dün akşam saatleri itibariyle kurtarma, tahliye faaliyetleri yavaş ilerliyordu ama bu sabah Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ulaşan kurtarma ekipleri, iş makineleri sayesinde tahliye faaliyetleri biraz hız kazanmış durumda ama arama kurtarma faaliyeti henüz yeterince hızlı değil, henüz yeterince burada kurtarma için ekip yok. Peki biz bir görüntü gördük. Bir derenin kenarında çökmüş, yıkılmış evler. Orayı anlatır mısınız? Hiç oraya gitme fırsatınız oldu mu? Orası neresi ve ne durumda şu an? Tabii tabii. Çayın kenarında selden en çok etkilenen bölgedeki yıkılan binaları görüyorum ben şimdi ekranınızda. Orada bir tane bina tamamen yıkıldı. 3-4 tane de bina %50'ye yakın bir oranda hasar almış durumda. İçeridekilerin büyük bir kısmı tahliye edilmiş ama hala enkazda kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Şu anda bile ekranın sonunda ben görüyorum. Selin şiddeti düne göre azalmış olsa da hala şiddetli bir sel var. An itibariyle yağmur tekrar başladı. Buradaki en büyük sıkıntı şu. Burada bir kargaşa var, bir kaos var. Yani kurtarma faaliyeti, tahliye faaliyeti organize bir şekilde yürütülemiyor. Şimdi ilçeye giriş yapılacak yolda trafik tıkanmış durumda. Yaklaşık 40-50 kilometre geride araçlar durdurulmuş durumda. İş makineleri, kurtarma ekipleri, yardım araçları, yardım kamyonları ilçeye ulaşmasında büyük zorluklar çekiliyor. Bir an önce ilçeye ulaşan yolun trafiğinin azaltılması lazım. Oradaki araçların tahliye edilmesi lazım. İş makineleri ve yardım kamyonları buraya ulaşmalı. Aynı zamanda kurtarma ekipleri de buraya ulaşabilmeli. Peki teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir bilgi var mı bize aktarmak istediğiniz bölgeden, kent genelinde? Ben sizi çok az duyuyorum ama bir daha sorabilir misiniz? Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Eklemek istediğiniz, gözlemleriniz, bize aktarmak istediğiniz başka bir bilgi var mıdır Hasan Bey? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi iş makineleri, yardım kamyonları özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin göndermiş olduğu yardımlar ve iş makineleri ve kurtarma ekipleri yolda. Bir an önce o yolun açılmasını bekliyoruz. Burada ihtiyaç çok. Özellikle içme suyuna ve gıda maddelerine ihtiyaç çok. İhtiyaç çok. Elbiseye ihtiyaç var, ayakkabıya ihtiyaç var özellikle. Jeneratörle el fenerine ihtiyaç var. Akşam olunca faaliyetlerin durmaması için. Ben bütün Türkiye'yi Kastamonu'yla, Bozkurt'la dayanışmaya çağırıyorum. Yardımlaşma ve dayanışma için bizi arayanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Peki son bir soru Hasan Bey. Bu bahsettiğiniz ihtiyaç maddeleri için yurttaşlar nereye bunları gönderebilir? Belediyeye mi göndermeli? Bu konuda bir organizasyon var mı? Sosyal medyadan bize ulaşabilirler. Koordinasyon merkezi var, oraya ulaşabilirler. Belediye kaymakamlığa ulaşabilirlerse onlarla da irtibat kurabilirler. Kaymakamlık ve belediye. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Güzel haberler bekliyoruz bu bölgeden. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun.